Değerli konuklar, Medikal Akademi canlı yayınına hoş geldiniz. Bugünkü oturumumuzda online tıp eğitiminin avantajlarını ve risklerini konuşacağız. Konuğumuz Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İpek Koşuoğlu Çelikyurt. Yayınımıza hoş geldiniz hocam. Merhabalar, teşekkür ediyorum davetiniz için de. Sizin geçtiğimiz günlerde Medikal Akademi web sitesinde iki de yazınız yayınlandı bu konuda. Genel bir çerçeve çizmiştiniz orada. Koronavirüs pandemisiyle ile birlikte önemli bir dönüşüm yaşandı tıp eğitiminde. Daha önce de online yayın çalışmaları vardı tabii ki. Ama koronavirüs pandemisiyle birlikte bu çok öncelikli bir konu haline geldi. İsterseniz genel durumu değerlendirerek başlayalım. Şu an Türkiye'deki durumu ve hangi okullarda online çalışmalar yapıldığına dair bir ön değerlendirme yapalım. Teşekkür ediyorum sorunuz için de. Krizlere tarihsel olarak bakıldığında aslında büyük ve köklü değişiklikler getirmiş. Yüksek öğretimde de bu şekilde. Artık gelecekte birçok yeni öğrenme modelleri konuşulacak. Yeni makalelerden de gördüğümüze göre öğrenciler kendileri bu öğrenme yöntemlerini belirleyecek. Makalelerde de öz öğrenme gibi yeni bir kavram şekillenmeye başladı bile. Aslında nitelikli bir tıp eğitimi alabilmek için, nitelikli bir çalışan olabilmek için öğrenmenin belirli bir süreyle sınırlandırılmadan yaşam boyu devam etmesi çok önemli. Tıp hayatı aslında hayat boyu bir öğrenme. Dolayısıyla günümüzde bu dijitalleşmenin bu kadar yoğun olduğu süreçte dijital temel yeteneklerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye'deki duruma bakarsak bilindiği gibi uzaktan eğitimin en zor olduğu alanlar tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve diğer uygulamalı bilimler. Ancak pandemi nedeniyle gün itibariyle uzaktan eğitime zorunlu kaldı. Sadece fakülteler ve sınıflar değil, aynı zamanda burada en önemli sorun biliyorsunuz barınma. Yurtlarda kalan öğrencilerimiz var. Dolayısıyla aslında yurtların birinde virüs çıksa tekrar olay başa dönüyor. Bu nedenlerle dünya yüksek öğretimi ve ülkemiz, yani Türkiye'de Türkiye üniversitelerimiz ve tıp fakültelerimiz iyi yapılandırılmış online eğitimde bir süre daha devam etmek zorunda gibi. Aslında Türkiye genelinde UZEM ülkemizde yıllardır var. Yani 15-20 senelik bir sistem UZEM ve hali hazırda kullanılıyor. Ancak ülkemizde de genel bir değerlendirme yaparsak online eğitimin başarıyla yürüdüğünü söyleyebiliriz. Şu anda da gerçekten de genel durum değerlendirmesinde online eğitim devam ediyor. Ve de etmeli de aslında. Yaygınlığı ne durumda? Bütün kurumlarda başladı mı yoksa belli kurumlarda mı ön planda? Evet, aslında şöyle dünyadan da örnek vermek isterim hani. Önce dünyadan örnekler vermek isterim. Örneğin Harvard'da, Singapur'da, İngiltere'de, Oxford'da tümüyle bir sene boyunca online eğitime geçmiş durumda. Özellikle dünyadan örnek vermek gerekirse İngiltere'deki tıp fakülteleri bir araya gelerek uzaktan eğitim konusunda çok güçlü ağlar oluşturdular. Bu programlara örnek vermek gerekirse örneğin ilginç bir program var. Speaking Clinically denen ve de Capsule denen iki ayrı programımız var. Bu programlar ücretsiz iki çevrimiçi öğrenme programı. Bunlar dünyada geliştirildi tıp öğrencileri için. Örnek olarak kapsül programında öğrenciler bilgi düzeylerini görebilmek için kendi sınavlarını oluşturabiliyorlar. Örneğin Harvard Üniversitesi anatomi eğitiminde çok yoğun şekilde simülasyonlar ve hologram teknolojisi yani 3D teknoloji kullanmakta. Bunun dışında Speaking Clinically denen programda öğrenciler hastalarla birebir görüşebiliyor ve birebir anamnez alabiliyorlar. Yani orada hastalar onlarla direkt konuşabiliyor ve de bu şekilde klinik derslerini yapabiliyorlar. Ayrıca 42 Network ve Levagon gibi dijital eğitim veren okul ve kurs grupları var. Bunlar hızla dünyaya yayılmışlar ve de bunlar dijital süreçlerle ilgili, kodlama eğitimiyle ilgili çok önemli kurs ve okullar. Ama tıp fakülteleri açısından bakarsak daha çok en önemli iki program bu Speaking Clinic
Weekly ve de Kapsül denen programlar. Kapsamının ne boyutta olması gerektiğini düşünüyorsunuz hocam. Önü çok açık bir uygulama. Yani şu an belki çok aslında primitif boyutta sürüyor pek çok ülkede ama online ya da canlı eğitim, uzaktan eğitim olarak değerlendirdiğimizde önü açık, inanılmaz çok şeyi kapsayan, hatta simülasyonları da kapsayan bir eğitim modeli söz konusu. Şu an uygulanan yöntemleri nasıl tarif etmek gerekir? Aslında şöyle, tabii ki online eğitimden hem ne anlamalıyız hem de hangi yöntemleri takip edersek, şöyle tıp fakültesi, diş hekimliği ve hemşirelik gibi daha çok uygulamayı gerektiren dallarda, sağlık bilimlerinde, bu mühendislikte de böyle, bu tarz laboratuvar ağırlıklı dallarda pratik ve staja dayanan eğitimlerin verilmesi ve sınavların yapılması çok zorluk ve özveri gerektiriyor. Dolayısıyla uygulamalı bilimlerde aslında online eğitim kullanımı çok zor. Yani bunu ben de kabul ediyorum. Yüz yüze eğitim çok daha iyi. Ama en önemlisi teorik dersler kapsamında daha çok hologramlar, işte bu 3D teknoloji olabilir. Çok yoğun dijital teknolojilerin geliştirilmiş dijital programlar, özellikle teorik derslerde, örneğin anatomi gibi, farmakoloji gibi, biyokimya gibi, buralarda pandemi döneminde eğitimin kesintiye uğramaması için online yapılmalıdır. Burada farklı, çok çok çeşitli 3 boyutlu programlar var. Özellikle anatomide kullanabileceğimiz programlar var. Ve de hologram dediğimiz yine anatomide yurt dışında kullandığı programlar var. Aynı zamanda pandeminin düzeldiği dönemlerde tabii ki onu da söylemek isterim. Bu programların yanında pratikte oluşan eksiklikler yerine konulabilir. Ama ilginç olarak hani bu dijital programlara bakarsak, dünyaya genel olarak bakıldığında tıp eğitiminde zorlukları olsa da uzaktan öğretim kabullenilmiş durumda. Özellikle QS Dünya Üniversiteleri Araştırma Grubu'nun tıp ve diş hekimliği öğrencileriyle yaptığı bir ankette online eğitimin kabullenmenin %70'e kadar ulaştığını göstermekte. Dolayısıyla öğrenciler aslında bize biraz daha yabancı gelebilir, hologram gibi teknolojilere daha açıklar gibi aslında. İsterseniz bu aşamada avantajlarını biraz değerlendirelim. Mevcut eğitimin kendine göre oturmuş bir standardı var. Online eğitim bu anlamda biraz yeni bir teknoloji. Her ne kadar pek çok ülkede kısmi olarak uygulanan bir yöntem olsa bile, ama pandemiyle birlikte çok yaygın kullanılmaya başlandı. Bir kere pandemi gibi bir insan hayatını, yaşama biçimini, sosyal hayatını temelden değiştiren, bloke eden bir duruma karşı, bir kaosa karşı aslında çok etkili bir çözüm olmuş oldu. İnsanlar bir şekilde eğitimlerine devam etme imkanı bulabildiler. Buradan hareketle isterseniz genel sağladığı avantajları konuşalım. Devamında da 3D teknolojisi burada neler sağlayabilir? Belki onu biraz açabiliriz. Evet. Şimdi şöyle, nitelikli, hep söylediğim gibi nitelikli bir tıp eğitimi alabilmek için öğrenmenin belirli bir süreyle sınırlandırılmadan aslında yaşam boyunca devam ettirilmesi gerekli. Dolayısıyla burada online tıp eğitiminin avantajlarında öğrenci kendi öğrenme şemasını oluşturabiliyor. Yine kendisine çok daha faydalı olacak ders materyallerini seçebiliyor. Yani bir çok çok, çok yoğun biliyorsunuz bizim eğitimimiz. Tabii ki onları alması gerekiyor ama arasından da ara ara kendine daha faydalı olacak, eksik olduğu yerleri tamamlayacak ders materyallerini seçebilir. Amfi dersleri çok biliyorsunuz daha kalabalık dersler. Amfi dersleri dakika sürdürebildiğimiz yerler. Amfi derslerinde konsantre olunamayan konuların tekrar edilebilmesini sağlamış. Bunu aslında anket çalışmalarıyla da göstermişler. Ayrıca tıp öğrencileri pandemi döneminde online webinarlara katılabiliyorlar. Webinarlarda online sunum yapabiliyorlar. Bu
Bu örneğin benim bir öğrencim de bu konuda beni aradı. Dönem içi öğrencilerimizden biri. Ve hatta online eğitim konusunda örneğin Avrupa'da bir üniversitede bir webinara katılmış ve sunum yapma imkanını bulmuş. Bu kısım gerçekten büyük avantaj. Çünkü biliyorsunuz seyahat masrafı olmuyor. Saatten ve mekandan bağımsız şekilde rahatça katılabiliyorsunuz. Akademisyenler de saat dilimi farklılıklarına rağmen uluslararası iletişim ve tartışmalara yoğun olarak katılabiliyorlar. Yani hem öğrenciler için avantaj hem de akademisyenler için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ama en fazla da benim burada mutlu olduğum şey öğrencilerimizin webinarlarda sunum yaptıklarını görmek. Oralarda çünkü çok güzel bir şekilde Avrupa'daki programlara, webinarlar olsun, çeşitli seminerler olsun hızlıca katılabilme imkanına sahipler. Bu açıdan büyük avantajları var. Tabii ki dijitalleşmenin bu kadar hızlı olduğu bir dönemde doktorların, hekim adaylarımızın mesleki yaşantılarında daha başarılı olabilmeleri için alanları ile ilgili güncel bilgileri de takip etmeleri gerekiyor. Bu bilgimizi de mesleki yaşantımıza aktarmamız gerekiyor. Aslında hepimiz için farklı bir dönem, pandemi dönemi. Ama bunun da dezavantajlarının yanında dijital temel yeteneklerin geliştirilmesi açısından öğrencilerimiz için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ve de hepimizin bence bu webinarlara, bu tarz seminerlere katılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun olmasından da memnun oldum ben. Coğrafi farklılıkları nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Örneğin Türkiye genelini düşünürsek artık neredeyse bütün kentlerde tıp fakülteleri var. Ama bunların çok kurumsallaşmış Çapa, Cerrahpaşa ya da Hacettepe gibi 50 yıllık, 60 yıllık kurumlarla yarışması çok kolay değil tabii ki. Hem donanım olarak hem yetişmiş kadrolar olarak. Online eğitim bu anlamda nasıl bir fark yaratabilir? Yani kurumsallaşmıştı fakülteleri bu anlamda eğer özel birimler kurarlarsa, buralarda özel modüller oluşturabilirlerse, bu olanaklara sahip olmayan diğer fakültelerdeki, diğer tıp fakültelerindeki öğrencilerin buradan faydalanması bir seçenek olabilir mi? Bu konuda bir çalışma başlatılabilir mi? Şimdi şöyle aslında Yükseköğretim Kurumumuz genelde olanakları daha kısıtlı olan üniversitelerimizde 2018'de dijital dönüşüm projesini başlattı. 7 bin civarında öğrenci ve yaklaşık 15 bin civarında öğretim üyesi ve akademisyenimiz dijital okuryazarlık dersleri aldılar. Yine ayrıca 2019'da Cisco Türkiye'de 20 üniversitede ağ güvenliği, siber güvenlik dersleri verdi. Özellikle ağ güvenliği ile ilgili ve siber güvenlik ile ilgili dersler verildi bu konuda. Bu 2019'da başladı ve Türk üniversitelerimize eleman yetiştirildi Cisco sayesinde. Pandemiden önce de dijital dönüşüm çalışmaları aslında üniversitelerimizde zaten başlamıştı. Söylediğim gibi 15-20 yıldır Türkiye'de uzam mevcut. Fakat bu yıl çok güzel, çok memnuniyet verici bir şekilde Sakarya Üniversitesi ve ULAKBİM ortak olarak kendi geliştirdiği yerli bir programı olanakları daha kısıtlı 15 üniversiteye açtı. Bu açtıkları üniversitelerin olanakları biliyorsunuz oralardan çok daha kısıtlı oluyor. Bütün bu çalışmalar aslında dijital dönüşümün üniversitelerimizde hızlandığını ve pandemiden sonra da kullanılabileceğini gösteriyor. Dünyadaki farklı üniversitelerin de açık erişimde olan derslerine girip bilgileri paylaşabiliyoruz. Özellikle buna open access, open science dediğimiz derslere ulaşabilmek için açık bilim, açık erişimden hem öğretim üyelerimiz hem öğrencilerimiz faydalanabilecek. Bu da dijital dönüşüm projesi kapsamında Yükseköğretim Kurumumuzun başlattığı bir proje. Adı Açık Bilim, Açık Erişim. Dolayısıyla siz aslında buradan üniversitenizin kütüphane şifresiyle de örneğin Harvard Üniversitesi'nin derslerine girip oradaki tüm dersleri indirebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Eğitim videolarına da ulaşılabiliyor. Dolayısıyla çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum ben. Yok 2018'den itibaren bu projeye çok önem verdi. Dijital dönüşüm projesiyle de Open Access, Open Science'a da birçok yere varabileceğimizi düşünüyorum. En azından hem Amerika'daki hem Avrupa'daki üniversitelerle o coğrafi farkı birazcık kapanmış olacağız gibi.
Bu anlamda aslında zamandan ve mekandan da bağımsız bir seçenek sunuyor online eğitim teknolojisi. Öğrenciler, tıp öğrencileri bulundukları şehirden, üniversiteden bağımsız olarak da kendilerini geliştirme şansı buluyorlar. Peki şey konusunda ne düşünüyorsunuz? Özellikle 3D modüllerinin hani online eğitim şu an teorik derslerde çok uygulanabilirliği yüksek, avantajlı, sınanmış da bir uygulama. Ama anatomi ile ilgili, biyolojik modüllerle ilgili derslerin yapılmaya başlanması, tıp eğitiminin algısı ve anlaşılması zor konuların anlatılması açısından ne tür avantajlar sağlayabilir? Evet, burada aslında ben bu konuyla ilgili okurken kendim de ders hazırlamak için çalışırken ilginç şeylerle karşılaştım. Burada tıp eğitiminde demin de söylediğim gibi hologram kullanımı çok yoğun. Hologram kullanımı ile ilgili özellikle Case Western Reserve Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada hologram teknolojisinin tıp eğitiminde kullanılması üzerine güzel bir örnek sergilemişler. İnsan anatomisinde doğal olan karmaşık yapıların biliyorsunuz insan anatomisinde gerçekten atlaslardan da anlamak çok klasik atlaslardan anlamak zor olabiliyor. Bu yapıların üç boyutlu doğal görselleriyle anlatımı gerçekleşmiş. Ve de anatominin bu şekilde incelenmesini öğrenciler çok beğenmişler. Yani bu program kullanılmış, yine öğrencilere memnuniyet anketi yapılmış. Ve de bu ankette de bu özellikle üç boyutlu görsellerin anatomide kullanılması Amerika'da yoğun. Ayrıca yine üç boyutlu teknolojiyi ilaçların moleküler yapılarını anlamak için de kullanabiliriz. Çünkü teorik farmakolojide bu kısım gerçekten zor. Hani klinik farmakoloji anlatırken ben kendim de farmakoloji hocası olarak gerçekten ilaçların hani klinik alanda kullanımları, neler nerelerde kullanılacağı, yan etkilerini bir gerek teorik derste gerek online eğitimle slide paylaşımıyla anlatabiliriz. Ama laboratuvar alanında çalışırken yine ilaçların moleküler yapılarını örneğin farmasötikte anlatmak için üç boyutlu teknolojiyi kullanabileceğimizi düşünüyorum. Ben kendim de bu şekilde derslerime de bunu eklemeyi düşünüyorum. Üç boyutlu teknoloji gerçekten de hem bu Case Western Üniversitesi'nde kullanılmış hem de yine İngiltere'nin çeşitli üniversitelerinde de denenmiş ve de, burada tabii önemli olan öğrencilerimizin iyi anlaması. Öğrenciler de bunu beğenmişler. Bir materyal hazırlanması aslında önemli bir konu. Tabii şu an süre giden bir uygulama var. Ancak biliyoruz ki hani zamanla oluşturulacak modüller, materyaller çok daha fazla seçenek oluşturacak. Çok fazla alt başlıkta öğrencilerin kullanabileceği, yani yurt dışında belki pek çok seçenek var ama Türkiye örneğinde düşündüğümüzde, örneğin geçmiş yıllarda TÜBİTAK bu anlamda çalışmalar yapıyordu. İşte ders materyali hazırlanması için destek programları vardı. Ama o zaman tabii online eğitim bu kadar pratik hayatın içinde olmadığı için çok duyulan, çok uygulanan bir şey değildi. Belki bu aşamadan sonra bunun çok daha öncelikli hale gelmesi bir şey olabilir, seçenek olabilir. Bu da hem üniversitelerde yeni eğitim modüllerinin oluşturulması gibi bir hedef ortaya koyabilir. Ama aynı zamanda da bu modüllerle öğrencilerin derslere, eğitime çok daha interaktif katılmasını sağlayabilir. Bu Gerçekten anlamda öyle. Burada çalışmalar öncelikli neler olabilir? aslında özellikle burada dediğiniz gibi 3D, three-dimensional ve sanal eğitim yöntemlerinin geleceğine bakarsak, örneğin Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri doğumsal yani kongenital gördüğümüz kalp defekleri hakkında bilgi edinmek ve pediatride yani çocukta yine kalp cerrahlarının bu koşulları düzeltmesi için Stanford Sanal Kalp denen bir programı kullanıyorlar. Bu da çok ilginç bir program. Daha çok pediatrik cerrahide kullanılıyor ve öğrenciler de bunu kullanabiliyor.
Yine Royal College of Surgeons'da anatomide kadavra bazlı eğitim yerine geçmesi için 3D teknolojiden yararlanılmakta. Ben aslında sadece tıp fakültesinde değil, hemşirelikte, diş hekimliğinde, sağlık bilimlerinde, bizim farklı programlarımız var yüksek okullarda, oralarda da 3D teknolojisinin ve sanal eğitimin özellikle bu hem anatomi ağırlıklı, farmakoloji, biyokimya ağırlıklı, yine diş hekimliğinde çeşitli modeller yaratıyorlar onlar. Onlar da kullanılabileceğini düşünüyorum ve en iyi örnekleri de yine İngiltere'den gelmiş. İngiltere'de bu olay Singapur'da da var. Singapur'un yaklaşık 6 üniversitesi aslında pandemiden çok daha önce 3D teknolojiyi kullanmışlar. Sanal eğitimi, online eğitimi de kullanmışlar. Singapur'da bu konuda makaleler var çok yoğun. Dolayısıyla biz de mutlaka bununla ilgili programlar geliştirebiliriz. Kendi yine uzaktan eğitim uzan birimlerimizde öğrencilerin ihtiyaçlarına göre, çünkü öğrencilerimiz bundan da bu tarz ihtiyaçları da oluyor. Uzan birimlerinde bunları belki dile getirip bizim de slide yüklerken, ders yüklerken bu 3D teknolojiyi hem eğitim alarak belki bizi eğitim alarak bunu yapabiliriz. Bize eğitim verilebilir bu konuda ve de öğrencilerimizin de bunun daha kolay nasıl kullanılabileceğini bilişim teknolojileriyle akademiyi bir araya getirerek yapabileceğimizi düşünüyorum. Zamanla bir şekilde Bu... bir veri tabanı oluşacağını Evet. düşünüyorum ben de. Yani pek çok eğitim alanında 10 yıl önce, 20 yıl önce interaktif ya da gelişmiş teknolojiler dendiği zaman daha çok insanların akıllarına ya da uygulamada gördükleri slide makineleri ve bilgisayarlardı. Bugün aslında daha çok konuşulacak şey online destek modülleri, belki 3D eğitim modülleri olacak. Bu anlamda tabii materyal oluşturabilen üniversiteler ve ülkeler çok daha ciddi bir yol almış olacaklar. Olacaklar. Evet. Bu anlamda pandemi geçtikten sonra da bu uygulamanın yaygın şekilde kullanılabileceğini düşünüyor musunuz? Aslında kesinlikle düşünüyorum. Demin söylediğinize bir katkı yapmak istiyorum. 1910'larda yayınlanan Flexner raporundan bu yana tıp eğitimi ilk sınıflarda temel bilimler ve daha sonra hasta başı eğitimiyle devam etmekte. Bunun dışında bir eğitim şekli aslında hiç düşünülmemiş o yıllarda, 1910'larda. Bugün tıp fakülteleri ve sağlık bilimlerinde öğrenciler ve araştırmacılar eğitim açısından gerçekten zor, stresli, telaşlı günler geçiriyoruz pandemiden dolayı. Yüz yüze olan öğrenme şeklinde fakülte öğretim üyeleri sınıftaki, stajdaki, laboratuvardaki öğrencilerin nasıl çalıştığını ve öğrendiklerini görebilmektedirler. Uzaktan öğrenme de ise öğrenci davranış ve cevaplarını monitörize etmek bizim için çok daha zor. Ama madem pandemiyle beraber bu modüller arttı, dünyanın birçok ülkesinde de telemedicine modülleri, örneğin online med education örneğindeki gibi online tıp eğitimi programları, yine 3D imajlı kadavralar kullanılmakta. Onun dışında online müfredat videoları hızla çok yaygın olarak kullanıma açıldı. Bu videoların büyük bir çoğu yine bu söylediğim açık bilim, açık erişim politikası uygulamaları ile ücretsiz olarak üniversitelerimizde kullanılabiliyor. Dolayısıyla aslında uzaktan eğitim sürecinde tam normal günlere geçinceye kadar öğrencilerimizi de sistemi biraz kabullenme ve geliştirme konusunda hem öğrencilerimize büyük iş düşüyor hem de bize büyük iş düşüyor. Aslında ben şunu hep söylemek istiyorum. Bu sisteme öğretenler ve öğrenenler birlikte alışacağız gibi duruyor. Ama pandemiden sonra da pandemi buna vesile oldu gibi sanki. Bu kadar çok modül bir araya gelmişken ve eğitimi daha iyi kılabiliyorken kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki bir nefroloji pratiğinde değil, bir örneğin bir hasta başı pratiğinde asla değil. Biz de hastadan anamnez alıyoruz, hastaya nasıl ilaç yazılır, klinik farmakoloji dersinde değil veya öğrencimize bir kalp sesi dinletirken değil. Ama örneğin uygulamanın dışındaki tüm teorik dersleri daha iyi hale getirebilmek için bu tarz modülleri kullanabiliriz. Ve bunları da hani bırakmamız gerekiyor çünkü dijitalleşme zaten dünyanın bir gerçeği şu anda. Ayrıca uzaktan eğitim ortamları tıp alanında çalışan uzmanlar için zamandan ve mekandan bağımsız.
Dolayısıyla bu demin de konuştuğumuz gibi bu bir avantaj. Şu anda pandemi sürecinde Amerika'da tıp eğitimi tamamen sanal materyallerle yürütülüyor. Yine İngiltere'nin tıp eğitimi konusunda öğretim üyelerine mesleki sınavlara girecek olanlar için revizyon materyalleri hazırlamak, ameliyatlar ve klinik uygulamalar konusunda simülasyon ve sanal gerçekliği iyi çalışılmış modellemelerle simülasyon teknolojileri yaratmak ve öğrencilere ve asistanlara şu anda mevcut sanal imkanların en iyisini kullanmak adına ve onları öğrencilerimizi eğitimden yoksun bırakmamak adına birçok öneri var İngiltere'de de. Mesela Singapur'daki tıp fakülteleri staj gruplarında 50 kişilik senaryo temelli uzaktan eğitimi uyguluyorlar. Dolayısıyla bizim ülkemizde de olsun, dünyada da olsun, aynı bir vesile olmuş oldu. Tabii ki yüz yüze eğitimimizi hiçbir zaman bırakmadan, daha sonra da eksikliklerimizi tamamlamak üzere diyorum. Mutlaka bu dijital eğitim ve online eğitimden de faydalanmamız gerekiyor. Yani giderek de popülerleşecek. Peki riskleri konusunda neler konuşabiliriz? Yani Evet. Pek çok avantajı olduğu ortada ama doğru uygulanmadığında belki tamamen öğrencilerin gerçekle temasını ya da işte belli konuları çok doğru şekilde öğrenmesini, hastayla iletişimini ya da sosyal ortamla iletişimini nasıl etkileyebilir? Neler şey yapabiliriz? Risk yaratabileceği konularla ilgili olarak. Aslında bence üniversite koridorlarında yürürken öğrendiğimiz bir yer. Yani bu kadar önemli bir yer. Üniversitede gerçekten 5-6 dakikanızı geçirin bir şey öğrenirsiniz. Dolayısıyla unutmamak gerekiyor ki bu da bir dünya trajedisi. Mutlaka gerek tıp öğrencileri, gerek sağlık bilimlerinin diğer öğrencileri, gerek diğer uygulamalı bilimlerdeki öğrenciler olsun. Tabii ki maske takarak stajlarımıza katılabiliriz. Belirli stajları biz de uyguladık bu şekilde. Hiçbir zaman yüz yüze eğitimden vazgeçmeden pandemi süresince kendimizi koruyarak da önemli olan eğitimin kesintiye uğramaması. Sakıncalı ve riskleri var. Aslında pandemi hepimizin üzerinde tabii ki zor günler geçirmemize neden oldu ve gerçekten adapte olması zor zamanlar oldu. Ama bir yandan da benim söylemek istediğim bunu bu riskleri ve sakıncaları görerek biz yine de bunu bir avantaja çevirip dijital temel yeteneklerimizi biraz daha arttırıp eğitimi en azından kesintiye uğratmadan devam edebiliriz. Bir hayli başlık tartıştık. Son olarak isterseniz uygulamaya dair önerilerle ilgili yapmak istediğiniz değerlendirmeler varsa onları alabiliriz. Teşekkür ederim. Aslında şöyle, Dünya Ekonomik Forumu yetişen yeni nesilde ve yeni eğitim sistemlerinde yeni bir model savunuyor. 4C modeli dediğimiz. Burada kritik düşünme, yaratıcılık, işbirliği ve iletişim söz konusu. Dolayısıyla iletişim dünyada çok önemli bir şey. Hem eğitimde, hem tıp alanında, hem hastayla doktor arasında, yine öğretim üyesiyle öğrenci arasında. Öğrencilerimize ve kendimize söylemek istediğim şey, bu sisteme hem öğretenler hem öğrenenler birlikte alışacağız. İnşallah pandemiden sonra da tekrar yüz yüze gelip eğitimlerimizi yapacağız. Öğrenciler bizi görecek, biz öğrencilere göreceğiz. Dediğim gibi üniversitelerde çok daha sağlıklı ve iyi bir şekilde eğitimlerimize devam edeceğiz. Ama dünyanın da getirdiği yeniliklerden geri kalmadan dünya literatürüne uyarak pandemi günlerinde aslında bu tıp eğitimini tartışırken yaşanılan bu günlerin deneyimlerinden de biraz öğrenmeyi ve yararlanmayı ve tıp eğitiminin önemli bir safhası olarak görmeyi öneriyorum. Bir sağlık mensubu olarak tarihe geçecek bu pandemi günlerinde dünyanın nasıl koordine edildiğini izlemek, soruları bizzat görmek de ayrı büyük ve değerli bir staj olarak algılanmalıdır diye düşünüyorum. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Zaman ayırdınız. Güzel bir söyleşi oldu. Sonraki toplantılarda yeniden ağırlamayı çok isteriz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. İyi günler diliyorum. İyi günler, hoşça kalın.
Değerli konuklar, bugünkü oturumumuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler, saygılarımızla.